Kanuni Sultan Süleyman, iktidarının henüz ilk yıllarında Belgrad'ı fethederek imparatorluğun sınırlarını Avrupa'nın içlerine kadar genişleteceğinin sinyallerini vermişti. İmparatorluk, askeri kabiliyetlerinin yanı sıra diplomatik gücünün de zirvesindeydi ve başkent İstanbul her geçen gün daha fazla sayıda yabancı elçiyi ağırlıyordu. Sarayın bu seferki konuğuysa sultana batı sınırındaki tüm dengeleri altüst edebilecek gizli bir mektup sunmakla görevlendirilmişti. Kanuni'ye 1525 yılının sonlarında ulaşan bu mektup şaşırtıcı bir adresten Fransa Kralı François'nın annesinden geliyordu. François İtalya'da yaşanan Pavia Savaşı'nda Habsburg hükümdarı Şarken'e esir düşmüştü. Oğlunu kurtarmak isteyen kraliçe de çareyi Osmanlılardan yardım istemekte ve Habsburglara karşı ittifak teklif etmekte bulmuştu. Sultan Süleyman'a ulaşan mektup, Avrupa'da değişen dengelerin de habercisi olmuştu. Habsburgların Fransa ile yaşadığı sorun, şimdi Osmanlı padişahına Macaristan'ı tamamen hakimiyet altına almak için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyordu. Süleyman, Macaristan'ı ele geçirerek aynı zamanda Habsburglara bu bölgenin asıl gücünün kim olduğunu göstermek niyetindeydi. Macaristan Kralı 2. Lajos, Şarken'in kız kardeşiyle evlenmiş ve Habsburg hanedanına akraba olmuştu. Osmanlı Sultanı bu yüzden Şarken'in üzerinde nüfuzunun arttığı Macaristan'ı ele geçirerek onu zor duruma düşürmek istiyordu. Kanuni'nin ünlü veziri Pargalı İbrahim'e göre Macaristan seferine karar verilmesinin altında yatan başka bir sebep daha vardı. Sultan 1520'de tahta çıktığında Macarlarla iyi ilişkiler kurmak için Lajos'a elçi göndermişti. Fakat Macar kral bu elçiyi de onun ardından gelen ikinci elçiyi de hapse atınca Kanuni bunu savaş sebebi olarak saymış ve zamanı geldiğinde bu hesabı kapatmak için ant içmişti. Sultan Süleyman'ın savaşa hazırlandığı dedikoduları çok geçmeden Macar sarayına ulaşmıştı. Avrupa'nın en güçlü hanedanı Habsburglara yakın olmak bile Kral Lajos'un kaygılarını dindirmeye yetmeyecekti. Çünkü o Habsburglardan bugüne kadar hiçbir konuda yardım alamamış ve bu yüzden Belgrad'ın Osmanlılara kaybedilmesine engel olamamıştı. Macar kral şimdi yeniden Osmanlılarla karşı karşıyaydı ve krallığını kurtarmak yalnızca onun yapabileceklerine bağlıydı. Açıkçası Macar kral zorlu bir süreçten geçiyordu. Çünkü gelişmeler sadece sınırlarının dışında yaşanandan ibaret değildi. 1500'lü yılların başlarında toprak sahipleri köylüler üzerindeki baskıyı arttırmış, bu da çok kanlı bir şekilde bastırılacak isyanlara sebep olmuştu. Lajos'un ülkesi böylesine bir kaosun içindeyken seferberlik ilan edebilmesi çok da kolay görünmüyordu.
Macaristan kralının çağrısına cevap veren en önemli komutan, son 5 yıldır sınırdaki Türk akınlarını durdurmayı başaran Kaloça Başpiskoposu Pal Tomori'ydi. Bu süre zarfında Osmanlılar konusunda krallığı defalarca uyarmış, fakat istediği desteği alamayınca görevinden istifa etmişti. Şimdi ise öngördüğü tehdidi durdurması için kapısı yeniden çalınmıştı. Lajos, Türkleri çok iyi tanıyan Tomori'nin yaklaşan savaşta orduların başına geçmesini istiyordu. Fakat hem o hem de Tomori, krallığın hazinesinin bu iş için yeterli olmadığının farkındaydı. Lajos 1526 yılının ilk aylarını para ve ittifak arayışıyla geçirmişti. Katolik kilisesi krala bütçe ayırmaya razı olmuş, karşılığındaysa onun savaşa bizzat katılması gerektiğini bildirmişti. Anlaşmayı kabul eden Lajos, bu sayede Tomori'yi de ordusunun başına geçmesi için ikna etmeyi başarmıştı. Sultan Süleyman da tıpkı Lajos gibi Macaristan'a yürüyecek orduya önderlik edeceğini duyurmuş ve hazırlıklarına başlamıştı. O, daha önce hem Belgrad hem de Rodos seferine bizzat katılmış ve iktidarını sarayında bekleyerek geçirmeyeceğini zaten herkese göstermişti. Önceki padişah Yavuz Sultan Selim de kısa süreli iktidarının neredeyse tamamını sarayın dışında geçirmiş ve bu sayede zorlu mücadelelere girişen askerlerinin motivasyonunu her zaman yüksek tutmuştur. Kanuni de babasının liderlik metodunu takip ederek büyük seferlere bizzat katılmış ve hayatının sonuna dek ordusuna kumandanlık etmiştir. Sultan İstanbul'dan hareket etmek için gün sayıyordu. O, seferin komutanlığını Manisa'da şehzadelik yaptığı dönemden beri yanında olan Sadrazamı İbrahim Paşa'ya verecekti. Rodos ve Belgrad seferlerinde farklı görevlerde sultanla birlikte sefere katılıp savaş tecrübesi edinen İbrahim Paşa, bu kez devasa bir orduya kumandanlık edecekti. Pargalı İbrahim olarak bilinen İbrahim Paşa o dönemde Kanuni'nin en güvendiği kişiydi diyebiliriz. Belgrad seferi sonrasında önemli bir görev üstlenmiş ve Mısır valisi Ahmet Paşa'nın isyanını bastırıp yaptığı düzenlemelerle eyaletin denetim altına alınmasını sağlamıştı. Onun sadrazamlığının ilk yıllarındaki bu başarısı sultanın gözündeki değerini de iyice arttırmıştı. ...23 Nisan 1526 sabahı hazırlıklarını tamamlayan Sultan Süleyman... ...ordusuyla birlikte İstanbul'dan hareket edecekti. Sofya'da Rumeli kuvvetleriyle buluşacak olan ordunun sonraki durağı... ...yeni fethedilen Belgrad olacaktı ve savaş planları burada son şeklini alacaktı. Plana göre ana ordu yola çıkmadan önce İbrahim Paşa ve Rumeli kuvvetleri... ...2000 Yeniçeri ile birlikte yol üstündeki önemli kaleleri fethedecekti. Osmanlı ordusunun bu amaca ulaştıktan sonraki hedefi ise Drava Nehri'ni geçerek Budin'e ilerlemek olacaktı.